İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 4 Şubat günlerden pazar. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde polis helikopteri düştü. Kazada pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Bir teknisyen ise yaralandı. Emniyet amiri 33 yaşındaydı. 24 Şubat'ta nişanlanacaktı. Sözleşmeli pilot ise emekli albaydı. Geri doğru çıkın, geri doğru çıkın. Kapıyı atın abi. Hatay Havalimanı'ndan kalkış yaptı, Gaziantep'e giderken kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde iki pilot şehit oldu, bir teknisyen yaralandı. Gaziantep'e gelmek üzere yola çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi'ne bağlı helikopterle en son 22.49'da bağlantı kuruldu ve ondan sonra bir daha haber alınamadı. Polis helikopteriyle temasın kesildiği nokta Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Kartal Köyü yakınlarıydı. Kaza ihbarını köylüler yaptı. Enkaza ilk ulaşan da onlardı. Bölgeye hemen jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gittiğimizde zaten iki tane şehidimiz vardı, bir tanesi yaralıydı. Yapılan çalışmalar sonunda helikopterin düştüğü nokta tespit edildi. Helikopter hemen arkamda gördüğünüz şu bölgede düştü. Ve ekipler buraya yönlendirildi. Helikopterde 3 personel vardı. 2 pilot ve 1 teknisyen. Kaza sonrası maalesef 2 pilot şehit oldu. Teknisyen ise yaralandı. Kırıma uğrayan helikopterde pilot emniyet amiri Cemil Gülen'le sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Enkazdan çıkarılan yaralı teknisyen ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Abi geri çıkın, geri çıkın. Geri çıkın. Polis helikopterinin düştüğü alan jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Uzman ekipler helikopterin düşüş nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Güvenlik çerçevesi yapın be. Pilot emniyet amiri Cemil Gülen 8 yıllık pilottu. Aynı zamanda eğitmenlik de yapan Gülen'in ayın 24'ünde nişanı vardı. Ayın 24'ünde nişanımız vardı. Dün adresiyle gittik, alışverişini yaptık. Ayın 24'ünde oğlumu nişan yapacaktım. Sözleşmeli pilot Levent Öztürk emekli albaydı. Evli iki çocuk babasıydı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da pilotluğunu yaptığı belirtildi. Şehidin İstanbul'da yaşayan annesi acı haberi alır almaz Ankara'ya gitti. Şehit pilotlar Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'da toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasından yaralı kurtulan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesini hastanede ziyaret etti. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan piyade uzman çavuş Kadir Dingil, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. 30 yaşındaki şehit 7 yıllık askerdi. Osmaniye şehidini vatan toprağına emanet etti. Allahu Ekber. 30 yaşındaki uzman çavuş Kadir Dingil, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit oldu. Aynı saldırıda 2 asker de yaralandı. Şehit uzman çavuş 7 yıllık askerdi. 3 kardeşin en küçüğüydü. Memleketi Osmaniye'de tanıyan tanımayan şehit Kadir Dingil'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Allahu Ekber. Tören merkeze bağlı Çona köyünde yapıldı. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Uzman çavuş Kadir Dingil köy mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Erdoğan Gaziantep'te şehir hastanesinin açılışında konuştu. Dün de Hatay'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan'ın hedefinde altılı masa vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehitlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Deprem şehirlerini tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceklerini söyledi. Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay'dan başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez adresi Gaziantep'ti. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır
İşte böyle eserler yakışır. Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Nasıl hastane? Mikrofon da aldım efendim. Ardından İslahiye'de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine video konferans yöntemiyle katıldı Cumhurbaşkanı. Allah razı olsun, başımızda eksik etmesin sizi. Bugün aldıkları anahtarlarla beraber mutluluk içerisinde yaşamaya devam etsinler. Erdoğan dün de Hatay'da partisinin ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Hedefinde altılı masa vardı. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yerler esiyor, yerler. Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara, tüm çelme takma girişimlerine rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Erdoğan konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Hatay'ın 4 ilçesi için Cumhur İttifakı'ndan isimler açıklanırken 11 ilçe için de AK Parti'den isimler belediye başkan adayı oldu. Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Bak, şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Nerede belediye başkanı? Yok. Cumhurbaşkanı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları da ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var olun. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yerel seçim sürecinde Mersin'in ardından ikinci mitingini Manisa'da yaptı. Can Atalay kararı sonrası sokak çağrısı yapmakla suçladığı CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Özel'i hemşehrilerine şikayet etti. İzmir'deki taksici cinayetine de ayrı bir parantez açan Bahçeli, saldırganın Türkiye vatandaşlığından çıkarılmasını istedi. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor, ateşle oynuyor, sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. Demlenmiş CHP komaya girmiş. Hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Bahçeli, Can Atalay üzerinden sokak çağrısı yapmakla suçladığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi, ateşle oynuyor dedi. Manisa'nın evladı olan bir Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. 8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için masalara yüz sürenlerin bugün birbirlerine demedik laf bırakmaları acıklı bir ihtilaf ve azılı bir ihtirastır. Hakikaten de verilmiş sadakamız varmış. Allah muhafaza, yerel yönetimlerde yetki vermek yıkıma hizmettir. Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştirdi. MHP lideri yeni anayasa çağrısını yineledi. Anayasa Mahkemesi vesayetçi bir tutumla anayasaya aykırı şekilde tarihi bir hatanın faili olarak Atalay'la ilgili hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Türkiye'nin karşısındaki mihrak olan Anayasa Mahkemesi'dir. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bu konudaki müsbet tavrı ve samimi çağrısı da herkesçe bilinmektedir. Bu mesajları Manisa'dan verdi MHP lideri. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin temalı açık hava toplantısında konuştu. İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi katleden saldırganın Türk vatandaşlığından çıkarılması için çağrıda bulundu. Teröre ve teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de öldürülen taksi şoförü Oğuz Ergen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel'in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Hatay'da yaptığı merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez sözleri vardı. Kendi belediyelerin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil ama maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa ben bunu AK Parti'ye oy veren böyle irfan sahibi, vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. Depremde siyaset olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Hatay'da merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez sözlerine tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın efendim genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa, el ele vermezse hizmet gelmez, geldi mi gelmedi, Hatay mahzun kaldı ifadeleri gerçekten hani vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de saldırı sonucu yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Ergen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ben gördüğüm andan itibaren etkisinden kurtulabilmiş değilim. İzmir programım da yoktu. Bugün özellikle gelip aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz, arkadaşları için bir şey yapabilir miyiz diye bu ziyareti yapmak istedik. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden ne geliyorsa yaparız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla Takvik Konutları hak sahipleriyle buluştu. Hak sahiplerini dinleyen kurum, buradan sizin dua ve teşekkürünüzü almadan ayrılmayacağım dedi. Sizin duanı almadan çıkmayacağız. Size geldiğimiz için, bu fırsatı verdiğimiz için tekrar arkadaşlarla kendilerime teşekkür ederim. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Sosyal medyada açıklamalarıyla gündeme gelen hak sahiplerinden Yakup Tekin de oradaydı. Bugün güzel bir mücadele verdik hep beraber. Arkadaşlar da ellerinden geleni yaptılar. Biz buna inanıyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten. Tekin'i dinleyen kurum, buradan duanı almadan çıkmayacağım dedi. Dinledi, çözüm aradı. Allah onlardan razı olsun. Mutluyuz efendim. Bir toplantıda kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz da toplantıdaydı. Kurum ve Yavuz arasında esprili bir konuşma yaşandı. Sen neresin? Sen misin? Başından beri benim zaten. Sen misin şu telefonu kapat? Evet ama ben sizi çekiyordum zaten size. Oydum yani. Senin yüzünden reklam oldu galiba. Yavuz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum birlikte fotoğraf çektirdi. Bir anı olarak böyle güzel bir hatıra oldu başkanımızla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beyoğlu'nda açılış törenindeydi. Tekrar aday gösterilen AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da törendeydi efendim. İmamoğlu sahnede bir yanında CHP'nin adayı, diğer yanında AK Parti'nin adayı ile poz verdi. Adil olan kazansın deyip törene katılan AK Partili başkana teşekkür etti. Değerli dostlar, şimdi bu fotoğraf önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir tarafına AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı'nı, diğer tarafına CHP'nin aynı ilçe belediye başkan adayını aldı. Kürsüde böyle poz verdi. Mühim olan şu, demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Beyoğlu Piyalepaşa Camii önü zeminaltı otopark ve çevre düzenlemesi projesinin açılış töreni vardı. Törene AK Parti'nin tekrar aday gösterdiği Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da katıldı. Evet, tabii benim gönlümden geçen İnan Başkan'ın kazanması ama İnan Başkan hizmetiyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını öne koyacak. Takdir kimin? Milletin. İmamoğlu hak eden kazansın dedi ve kurdeleyi kesti. Hiç kimse kendine ait olan bir koltuğun mücadelesini vermiyor. Hak eden kimisi o kazansın kardeşim. Ben bugün burada bu manzaranın varlığı için elbette ki iki başkana da teşekkür ediyorum ama özellikle davetimize icabet ettiği için de Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
DEM Parti kararını verdi. İstanbul'da seçimlere kendi adayıyla çıkacağını duyurdu. Açıklamayı parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan, 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız dedi. Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda olduğunu söyledi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve atanmasının ardından ilk mesajını verdi. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonla mücadele ve parasal sıkılığı koruma başlıkları dikkat çekti. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de hemen ardından Yeni Merkez Bankası Başkanı'na destek mesajı paylaştı efendim. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır ifadelerini kullandı. Parasal sıkılık ve fiyat istikrarı vurgusu yaptı, kararlılık mesajı verdi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk açıklamasını yaptı. Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dakikalar sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Karahan'a yeni görevinde başarılar diledi. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimize makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Karahan, kameralar karşısına ilk kez Perşembe günü çıkacak, 2024'ün ilk enflasyon raporunun sunumunu yapacak. İstanbul Beyoğlu'nda şehir eşkıyaları borç meselesi yüzünden bir kişiyi kaçırıp bacağı ve omzundan vurdular. Sonra da seyir halindeki araçtan attılar. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı, zorba yakalandı. Üçü cinayete teşebbüsten tutuklandı. ...440 kilometre yol geldiler, adam kaçırdılar. Borcu yüzünden arabanın içinde vurup yolun ortasına attılar. Film gibi olayın adresi İstanbul Beyoğlu'ydu. 45 yaşındaki Erhan Yılmaz bir süre önce Ankara'da yaşayan Ferdican Sertel'den 40 bin lira borç aldı. Bir türlü geri ödemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Ferdican Sertel 4 arkadaşını yanına aldı, 2 araçla İstanbul'a geldi. Grup Erhan Yılmaz'ı Kasımpaşa'daki evinin önünde beklemeye başladı. 45 yaşındaki adam geldiği anda kendisini şüpheliler zorla araca bindirdi. Sertel araç içerisinde parasını geri istedi. Ancak red cevabı alınca ortalık karıştı. Kaçırdıkları adamı önce arabada darbeden şüpheliler daha sonra silahlarına sarıldı. Erhan Yılmaz omzundan ve bacağından vuruldu. Seyir halindeyken araçtan atıldı. Diğer araç sürücüleri inip yardım bile etmedi. İhbar üzerine polis ve ambulans olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan adam apar topar hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelilerin Ankara'ya doğru kaçtığını tespit etti. Bolu'da köşeye sıkıştırılan 5 saldırgan gözaltına alındı. Araçta ve üst taramasında tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişekle sahte paralar bulundu. İfadelerinde Erhan Yılmaz'ın arbede sırasında vurulduğunu söyleyen şüphelilerden 3'ü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gezi olayları sırasında göstericilerin arasına palayla daldığı için Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri ifadesinde aralarında husumet olduğunu, olayında küfür yüzünden çıktığını söyledi. Polis eş zamanlı baskınlar yaptı, şüpheliler bir bir yakalandı. Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi'nin küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için Palalı Sabri olarak anılan Sabri Çelebi, 3 gün önce İstanbul Beyoğlu'nda bir grupla tartışmış, aracının içerisinde kurşunların hedefi olmuştu. Hastaneye kaldırılan Sabri Çelebi hayatını kaybederken şüpheliler kayıplara karışmıştı. Polis kameraları tek tek inceledi, adresleri tespit etti. Yapılan operasyonla 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadelerinde Sabri Çelebi ile aralarında husumet bulunduğunu, küfür ettiği için içlerinden birinin silahını çıkarıp ateş ettiğini söyledi. İstanbul'da bindiği taksinin ücretini ödemeyince kendisini kayda alan taksiciye hakaret yağdırıp saldıran yolcu yakalandı. Taksiciden IBAN aldım, parayı sonra atacaktım diyerek kendini savunan kadın adliyeye sevk edildi. Zor kullanma. Bin ödeyeceğim. Ara polisi. Parayı havaleyle gönderecektim diyerek kendini savundu. Taksiciye vurup küfürler yağdıran o yolcu gözaltına alındı. İlginç olay İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Maltepe'den taksiye binen yolcu Acıbadem'de inmiş ancak iddiaya göre taksi ücretini ödememişti. Taksici cep telefonuyla kayda alınca önce yüzünü gizlemiş ardından bağırarak saldırıp hakaret yağdırmıştı. Taksimetre öder misin? Bak buna, bana bak bana. Burası benim evim, buraya giremezsin. Taksimetre öde diyorum. Şunu gidince kapat! Dahası videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söylemişti. Kapatırsan o silersen ödeyeceğim. Taksimetre ödeyeceksin. Onu kapatırsan... Arabaya dokunma, arabaya dokunma. Arabaya dokunma, arabaya dokunma. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olurken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis yolcuyu kısa sürede tespit edip gözaltına aldı. İfadesinde 285 lira tutan bedeli önce kredi kartıyla ödemek istediğini ancak POS cihazında sorun olduğu için taksiciden IBAN istediğini belirtti. Ödemeyi annesinin yapacağını söyleyip araçtan indiğini, taksicinin bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Güveni kötüye kullanma ve kasten yaralama suçlarından işlem başlatılan yolcu ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ve efendim bir garip görüntü. İstanbul'da bir kadın otoyolda seyir halinde ilerleyen bir aracın kapısını açtı. Bir süre sonra da yola düştü. Otomobili durduran sürücü araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdi. O anlar arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapısı açık arabadan atladı, aracın sürücüsü yerdeki kadını zorla otomobile bindirdi. O anlar saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Kadını kaçırıyor, plakayı özellikle alın. Olay dün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Şile otoyolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sağ ön kapısı açıldı. Bir kadın açık kapıdan sarkarak bir süre yolda bu şekilde ilerledi, ardından da yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü araçtan indi. Yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi. Polisi arayalım. Polisi arayalım. Sürücü aracına binerek yoluna devam etti. Kadına sonrasında ne olduğu bilinmiyor ama tüm bu yaşanılanlar arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil 4 kişiye çarpıp bir dükkana daldı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sürücüsü ne varsa önüne kattı, tam 4 kişiye çarptı. Sürüklediği bir yayayla birlikte dükkana girdi. İşte o kazanın saniye saniye görüntüleri. Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde yaşandı. 60 yaşındaki sürücü Mustafa Koç direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobil kontrolden çıktı. Gürültü, camlar içeri girdi, mobilyalar kırıldı. Ne oluyor demeye kalktık. Baygın haldeki sürücü otomobiliyle önce yolun karşı tarafına geçmekte olan 4 kişiye çarptı. Araç çarptığı yayalardan birini de sürükleyerek dükkana girdi. Bir anlık mesele yani, araba daha halen çalışıyor, gaza basıyor, arabanın konusu kapattı, öyle durdurduk. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan bir kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Allah'ına ortadaki kirişe vuruyor. Kirişe vurmasa... Ta dükkanın en sonuna kadar gidecek. Arabayı durdurmak mümkün değil. Sürücüyle beraber 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak kalp krizi geçirdiği için kazaya neden olan sürücü Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da tek tekerlek üzerinde giden motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye soktuğu yetmiyormuş gibi bir de yanına iki motosikletli arkadaşı daha gelince olanlar oldu. 3 motosikletli birbirine çarptı ve yerde sürüklendi efendim, işte o anlar. Evet, şimdi de şu anda trafikte
Propagandalık yapan. Araçları solluyor, tek teker gidiyordu. Diğer motosikletlilerle trafiği tehlikeye atan hareketler yapıyordu. Kazaya davetiye çıkaran motosikletliler yolda birbirine çarptı. Bak bir tane daha geldi. Ay! Gördün mü? Çektim. Görüntüler cuma akşamı İstanbul Bahçeli Evler'de E5 karayolunda kaydedildi. Bir motosiklet sürücüsü dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi. Araç içindeki bir kişi de olacaklar içine doğmuşçasına kayıt yapıyordu. Motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde gitmekle yetinmiyor, tehlikeli hareketlerini sürdürüyordu. Yanına diğer motosikletli arkadaşları geldiğinde ise kaza kaçınılmaz oldu. Üç motosikletli birbirine çarptı. Bir tane daha geldi. Ay! Gördün mü? Çektim. Kazanın ardından motosikletliler yola savruldu. Yoldaki diğer sürücüler motosikletlileri ezmemek için güçlükle durabildi. Olayda iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Ay! Gördün mü? Çektim. İstanbul Sultan Gazi'de evlenmek için erkek arkadaşıyla kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kadın tanıdık çıktı. 2 yıl önce motokuryelik yaptığı dönemde bu meslekle ilgili röportaj vermişti. Evlenmek için böyle bir teşebbüste bulunduk demişler. Evlenemiyoruz diyen genç çift kuyumcu soyma girişiminde bulunmuş, esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilmişti. Kadın soyguncunun 2 yıl önce kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Ama yani bizim erkeklerde neyimiz eksik? Niye onlar yapsın biz yapamayalım ki? Ölene kadar bu meslekteyim. Geçtiğimiz cuma günü yüzü maskeli iki kişi silahla kuyumcuya girmiş ve hırsızlık yapmak istemişti. Erkek soyguncu elindeki silahla kuyumcunun dikkatini dağıtırken suç ortağı kadın da tezgahın arkasına atlamış ama başarısız olmuşlardı. Yavaş yavaş yaklaşıp silahına attı. Ben de onun silahının üzerine atlamaya çalıştım. Adamla biz boğuştuk. Diğer esnaflar o arada gelip karşı komşumuz var giyimci. Giyimci geldi kızı tuttu. Kapıyı açtım iki tane maskeli. Yüzü maskeli olanı gördüm. Önce içeri girdi, kapıyı zorladım. O sonra yüzünü açınca bayan olduğunu gördüm. Çevredeki esnafın müdahalesiyle soyguncu çift darp edilmiş, ardından da polise teslim edilmişti. Tutuklanan çift ifadelerinde evlenmek için para bulamayınca altınları çalmak istediklerini söylemişlerdi. Merve Öznur Hüseynova adlı kadın şüphelinin 2022 yılında yaptığı röportaj ortaya çıktı. Ben bir kaza geçirdim. O kazadan sonra karşı çıktılar. Ondan sonra artık daha dikkatli olacağıma sözler verdim, yeminler ettim. Motokuryelik yaptığı sırada kaza geçirdiğini anlatan Hüseynova, kazaya rağmen işini severek yapmaya devam edeceğini anlatmıştı. Tabii birçok kişi bu konuda bana karşı gelse de yine de çalıştım yani, bu işe girdim. En çok babam dedi, bu erkek işi, sen niye buna girmek istiyorsun, git doğru düzgün bir işte çalış. Ama benim için en kolay iş bence kuryelik yani. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği adı altında horoz dövüşü yaptırıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Baskında hayvan sahibi 13 kişiye 93 bin lira, kumar oynayan 95 kişiye ise toplamda 610 bin lira para cezası kesildi. Kimse tıkırdamasın, olduğu gibi dursun. Kalsın horozlar, kalsın. Komutanım koyalım buraya. Bırak horozu. Bırak. Horozu bırak. Ringe bırak şuraya. Kafese koyalım komutanım. Bırak. Şuraya bırak. Kanatlı Hayvanları Sevenler Derneği'nde bir araya geldiler. Sevmekle uzaktan yakından alakası olmadan horozları dövüştürdüler. Dernek adı altında kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Hiç kimse kıpırdamasın. Herkes çöksün. Herkes çöksün. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekipleri bir ihbar aldı. Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, yani JASAT ekipleri gece saatlerinde harekete geçti ve operasyon için düğmeye basıldı. Kapıya gelmeyin arkadaşlar, biz teker teker çıkaracağız. Arkadaşlar, komutanlarımıza yardımcı olalım. Baskın sırasında derneğin binasına giren ekipler arenaya dönüştürülen alanda horozların dövüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de bahiste bulunarak izlediğini tespit etti. Baskın sırasında kaçmaya çalışanlar oldu, ekipler hemen müdahale etti. Gelme abi, gelmesin. Kapıya doğru kimse gelmesin. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Dışarı çatmayın, dışarı. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel.
Jandarma ekipleri dernek başkanıyla yardımcısını gözaltına aldı. Horozların sahibi 13 kişiye hayvanları koruma kanununa aykırı davranıştan toplam 93.800 lira para cezası kesildi. 150 lira giriş parası verip kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610.375 lira para cezası verildi. Yaralı halde ele geçirilen 13 horoz ise hayvan barınağına teslim edildi. Düşman değiliz, biz sizi düşman olarak görmüyoruz. Siz görevini yapıyorsunuz, yapacağınız ya. Devletin bir kanunu, kuralı var, o çerçevedeyiz. Biz buradayız. Şili'de yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 50'ye yükseldi. Alev kapanının sardığı yerleşim merkezlerinden kaçış sürüyor. Ülkede aynı anda 90'dan fazla yangının çıktığı belirtiliyor. Alev kapanının içinde mahsur kaldılar. Yangından kaçmak için zamanla yarıştılar. Evlerin yanıp kül olduğu, otomobillerin hurdaya döndüğü Şili'de orman yangını adeta faciaya dönüştü. Binden fazla ev küle dönerken can kaybı sayısı 50'nin üzerine çıktı. Şili'nin plajlarıyla tanınan Viña del Mar kenti burası. Kuraklık ve rüzgarlı hava orman yangınını körükledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla yerleşim bölgesine ulaştı. 4 hastane ve 3 yaşlı bakım evi tahliye edildi. Halk şehirden çıkmak için araçlarıyla otoyollara yığıldı. Yangından kaçış yolculuğu amatör kameralara yansıdı. Bölgeye 10 dakika sürüş mesafesindeki ünlü Reneca plajı kilometrelerce uzanan kül ve yoğun duman bulutuyla kaplandı. Şili'nin güney ve orta bölümlerinde aynı anda çıkan 90'dan fazla orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Efendim, Bolu Kartalkaya'da teleferik arıza yaptı. 67 kişi havada mahsur kaldı. Tatilcileri kurtarma operasyonu 3,5 saat sürdü. Iğdır'da yolların kapandığı köyde doğumu başlayan kadının imdadına ekipler yetişti. Evde dünyaya gelen bebek ile annesi hastaneye götürüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kurtarma operasyonu var. Tatilciler metrelerce yüksekte buz gibi havada telesiyejde mahsur. Bolu'daki kayak merkezinde ana trafodaki arıza sonucu elektrik kesintisi oldu. Telesiyejler durdu, 67 kişi mahsur kaldı. Nasıl, eğlenceli mi? Hadi geçmiş olsun. Birazdan. İhbar üzerine jandarmaya bağlı Jacques ve Joak ile AFAD ekipleri alarma geçti. Tatilciler tek tek 3,5 saatte kurtarıldı. Aynı dakikalarda bir başka noktada Iğdır'da ekipler doğum sancıları başlayan hamile kadın için alarmdaydı. Geldim abla, gel. Onu bir kaldıralım. Kar ve tipi köyün yolunu kapatmıştı. İl özel idaresi ekiplerinin 3 çocuk annesi kadına ulaşması tam 3 saat sürdü. 4. çocuğu evde dünyaya gelen 35 yaşındaki anne bebeğiyle birlikte ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlığı iyi. Kış aylarında elektrik tüketimi arttı. Haliyle şişen faturalar tüketçileri tasarruflu, hesaplı kullanıma yöneltti. Ancak uzmanlara göre tasarruf edeyim derken yanlış yöntemlerle faturalar daha da şişiyor. Peki ne yapmalı? İşte elektrik tasarrufu için dikkat etmeniz gerekenler. Havalar soğudu, elektrik faturaları şişti. Doğru bilinen yanlışları yok ederek enerjide tasarruf edebilmek, elektrik faturasını azaltabilmek mümkün. Bir evin elektrik tüketiminde buzdolabı en çok elektrik tüketimini getiren beyaz eşya. Yaklaşık %30'unu kapsıyor. Haliyle buzdolabı kullanımda dikkat edilmesi gereken eşyaların başında geliyor. Tasarruf için buzdolabının mutfakta doğru konumlandırılması çok önemli. Yanında ısı yayan herhangi bir başka bir eşya olmaması lazım. Ocak,
fırın gibi. Buzdolabını pencere kenarlarına konumlandırmamamız lazım. Arkasında çalışan bir şey var, bir sistem var. Soğutma çevrimini daha rahat yapabilmesi için havayı rahat alabilmesi lazım. Arkadan 5 santim, 10 santim gibi bir mesafe mutlaka bırakmak gerekir. Diyelim ki akşam yemeği için buzluktan bir ürün çıkartacaksınız. İşte uzmanlara göre çıkarttığınız ürünü mutfak yerine buzdolabı içerisinde çözdürmek enerji tasarrufuna büyük katkı sağlıyor. Dışarıda çözdürmek yerine soğutucu kısımda bunun çözülmesini beklersek en azından buzdolabı içerisinde soğutucu kısımdaki soğutma yüküne birazcık daha katkı sağlamış oluruz. Tüketimini azaltabiliriz. Tenceredeki yemeği soğumadan buzdolabına koymak da faturayı şişiren bir diğer etmen. Onun yerine dışarıda soğumasını bekleyip ardından buzdolabına koyarsak soğutma yükünü birazcık daha azaltmış oluruz. Günümüzde artık birçok kişi su ısıtmak için ocak yerine kettle kullanıyor. Hem daha çabuk hem de pratik oluyor. Ancak uzmanlara göre aceleniz yoksa ve vaktiniz bolsa bunu yapmak yanlış. Doğalgaz elektrikten neredeyse yarı yarıya daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ocakta bu ısıtma işlemini ve kaynatma işlemini gerçekleştirmemiz aslında daha fiyat avantajı sağlayacaktır. Faturayı şişiren bir başka önemli cihaz televizyon. Her ne kadar kapalı olsa da standby durumunda bile enerjiyi adeta emiyor. Aslında çoklu prizde anahtarlı olan çoklu prizleri tercih edersek bekleme modunda da enerji tüketimini yapmasını engellemiş oluruz. Uzmanların avizelerle ilgili de önemli tavsiyeleri var. Mutlaka LED ampuller kullanmamız lazım. Bu olmazsa olmaz. Örneğin avizede 3 tane duy var. Normal aydınlatma konforumuz için bir tane LED yetiyorsa bir tanesini kullanıp diğerlerini boş bırakabiliriz. Büyük felaketin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Salı günü 11 ili vuran 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı. Acılar hala çok taze. Kimi tüm ailesini kaybetti, kimi uzuvlarını, kimi ise umutlarını. Bölgede yaraları sarmak için çalışmalar sürerken depremin yeni görüntüleri ortaya çıkıyor. Onlardan biri de 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin yıkıldığı anlar. O sırada deprem bölgesinden notlar var efendim şimdi sırada. ...7,7 büyüklüğündeki ilk deprem 65 saniye, 9 saat sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremse tam 45 saniye sürdü. Yerküre öyle sallandı ki 11 kent karanlığa büründü, 50 binden fazla insanımız can verdi. Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinden milyonlar etkilendi. Bir gün önce her şeyimiz varken, evimiz, arabamız yok varken bir gün sonra hiçbir şeyimiz yoktu. Biz yok olduk yani. Birinci yıl dönümünde depremin acı simgelerinden Ebrar Sitesi'nin yerle bir olduğu ana ait yeni görüntü ortaya çıktı. Koca bloklar peşi sıra yerle bir oldu. Sitede yaşayan 1400 kişi enkaz altında can verdi. ...6 yaşındaki Hazal, Hatay'da yıkılan evinin enkazından 72 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılmıştı. Su ister misin sorusuna verdiği yanıt hala hafızalarda. Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok su... daha mani olmadım. Canım benim. Aferin sana. Okula gidiyor, mutlu. Bazen abisi aklına geliyor, ağlıyor. Duygulanıyor. Güner ailesi Hatay'dan Mersin'e taşındı. Anaokuluna giden Hazal büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Çiçekleri suluyorum. Okula giderken kedileri besliyorum. Emine 16 saat, Derya 177 saat sonra kurtarıldı enkazdan. Emine'nin sol bacağı diz altından, Derya'nın iki bacağı ampute edildi. Bacağımın üstüne duvar düşmüş. Duvar oturmuş. Sırtında da duvar vardı. Ama neyse ki kafamı korudum. Bayağı bir sağlam. Sanki böyle dibinize bomba koymuş da böyle patlıyormuş gibiydi. Öyle bir uğultuydu ve bir anda yıkıldı bina üstümüze. O zaman üstümde onca şeyler varmış ki, betonlar varmış ki nasıl ben burada onu bırak. Yani ben orada nasıl dayandığımı bilmiyorum. Nasıl dayanmışım onu ben de bilmiyorum. Yani o kadar kötü bir yer ki. O anları anlatmak hala çok zor. Biricik annesi Derya'nın yanı başında can verdi. Ona
annem işte çok dayanamadı. Beni kurtarmak için, çıkmak için kendi duvarları falan yıkmaya çalıştı. Yok kızım dayanamıyorum dedi. Ondan sonra annem işte baktım son nefesini verirken ben o zaman uyumuştum. Elini tuttuğumda soğuktu. Depremzede iki genç kız şimdi farklı kentlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Baktım bacağım yok ama dizim var. Dizim olduğuna şükrettim. Ve Star'ın haberi burada noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.